Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Şu anda arkamda da gördüğünüz üzere Aydın Otogarı'ndayım. Sizler için Antalya'ya gidiyorum ve kendim için tabii ki de. Bakalım sabah olduğunda hangi motoru size alacağım? Yani bu kez galiba arkadaşlar son motorum olacak diye düşünüyorum. Çünkü eğer beğenirsem satmamayı düşünüyorum. Bir müddet bineceğim, size güzel videolar çekmeyi düşünüyorum. Hadi bakalım artık o zaman sabah olduğunda tekrardan görüşelim. Ama sizlerden ricam lütfen videoyu ileri sarmayın ki siz de benimle beraber bu heyecanı yaşayın istiyorum. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Bu arada ekipmanlarım burada. Korumalı ceketim falan, eldivenlerim, kaskım hepsi içinde. Görüşmek üzere arkadaşlar. Size merhaba dostlar. Bir tane martı kiraladım sizin için. Bir 25 liralık attık. Nasıl duruyor ama? He? Abi çok yavaş gidiyormuş bu ya. 15 ile 20 ile de bir yere gidilmez ki ya. Yok abi, martı bu işi kaybetti bak. 11'e düştü hız. Niye gitmiyor abi bu? Niye gitmiyor? Ha? Oğlum ne oldu lan, birdenbire roketlendi bu? Ha? Böyle git işte ya. Nasıl arkadaşlar böyle sürünce? Ulan ya ne adamız ya. Aa, Antalya'ya gelmişim. Antalya'ya nasıl gitmişim ya? Bu espriyi yapmasam olmazdı. Abi biz sahile nereden gideceğiz ya? Oo, frenler de efsane ha. ABS var galiba frenlerde. Şöyle sağdan kaktıralım acı. Arkamıza bakalım. Şöyle zigzag çizelim. Abi bu martının ücretlendirmesi dakikası 1.60 mıymış, 70 miymiş? Öyleymiş galiba. Bence dakikası pahalı gibime geldi. Sizce pahalı mı, ucuz mu arkadaşlar? Şu motorumuzu alalım artık ya. Sıkıldım ya. Biraz önce gitmiyordu, beni krize sokmuştu. Şimdi yine güzel gidiyor yani. Size biraz sahil yolunda şöyle bir videolar çekeyim arkadaşlar. Hop 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 hop. Ay. Baboş, denize bak baboş. Ay çok güzel. Sabah sportunu yapıyor millet, sport. Biz de hem gezmiş olduk, bu martı işimize yaradı. Bak bak bak. Görüyor musunuz? Bu havada buz gibi hava. Denize giriyorlar abi. Manyak, çok manyak. Aha. Bunlar da yogacı. Yoga yapıyorlar. Antalya değişik. İlk defa geldim bu arada Antalya arkadaşlar. Hiç daha önce Antalya'ya gelmedim. Güzel bir deneyim mi oldu? Şunun cross versiyonunu falan yapsalar da şöyle toprakta falan da sürsek. Allah Allah. Aşağı uçuyorduk. Ne yapalım şimdi? Nereye gidelim? Bunun dakikasını bitirene kadar süreceğim arkadaşlar. Allah Allah. Durun bir dakika, bakalım kaç dakikamız kalmış. Dolaşıyorum ben ama bu herhalde burası sahil yolu mu? Ne diye geçiyor anlamadım ki. Antalya'ya mı geldik, yurt dışına mı geldik belli değil abi. 10 numara yermiş ya. Vallahi şurada durmak istiyorum. Şuradan girip şöyle dolaşıp şuradan uçup, evet, şuraya martıyı bağlayalım arkadaşlar. Foto çek bitir yapalım. Tamam da oğlum, ben bunu nasıl açacağım? Hı? Arkadaşlar ben bunu buraya taktım. Takmamam mı gerekiyordu? Ne yapmam gerekiyordu? Ben anlamadım ki. Hah, kilidi aç. Hah, açtım. Ulan cahillik böyle bir şey işte arkadaşlar. Şöyle şuradan şunu aşağı koyalım. Hı. 10 dakika süren keyifli yolculuğun sona erdi diyor. 20 lira tutmuş 10 dakikası. 5 lira 11 kuruş kalmış. İyi. 3 yıldız veriyorum kardeş. 5 olmadı.
Tamam. Evet arkadaşlar. Nasıl ama sahil. Bir dakika. Hemen şu kamerayı çıkartayım. Tekrardan açacağım. Evet herkese merhaba dostlar. Motorumuz Triumph Trident 660. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Birazdan dururum müsait bir yerde. Ama ilk önce şu yeşilliklerin arasında yolun ortasında böyle Antalya'dan şu anda çıkıyoruz arkadaşlar. Aydın'a doğru yola çıktık bakalım. Ya arkadaş böyle bir şey yok. Ya ne MT7'si ya. Yemin ederim böyle bir şey yok ya arkadaşlar. Şu an motora alışma dönemin aşamasındayım. Yani çok değişik geldi çünkü motor bana. Abi bu psikopat gidiyor. Arkadaşlar Aydın'a döneyim. Anam. Aydın'a döneyim. İlk işim MT7 ile yarıştırmak olacak bunu. İlk işim. MT07 VS Trident 660. Dünyada yok. Dünyada. Rolünü de yapacağız. Drağını da yapacağız. Bir görün bakalım neler yapacağız. Çok dengeli bir motor. Çok kıvrak. Virajları falan hakikaten çok iyi. Ya. Amort. TCS'yi kapatamadım yani. TCS açık arkadaşlar. Sürekli devreye giriyor TCS. Açık olması da bir yandan iyi çünkü daha motora alışmadım. Alışana kadar TCS açık kalsın. Onun kapatmasını bulurum ben. Sorun yok. Abi bu ciddi söylüyorum ilk defa böyle bir 3 silindir motor kullanıyorum. Şu tuş kaliteleri falan. Evet arkadaşlar yollara bilmediğim için navigasyondan yardım alıyorum. Koltuğu da bayağı rahatmış. Şu depoya alışamadım. Depo olayı biraz farklı geldi. Daha böyle biraz daha retro bir motor olduğu için. Sanki tarzımı buldum mu ne oldum bilmiyorum. Ama arkadaşlar bunu satmayacağım. Büyük bir ihtimalle. Şurada durayım da motoru göstereyim size. Bunu %99 arkadaşlar. Satmam. Bir müddet binerim yani. Eğer satarsam da daha büyüğünü alırız artık bundan sonra. Evet dostlar siyah. Bakın dostlar. Pırıl pırıl daha. 2800'de mi 3000'de mi öyle bir şey. Radyatör korumamız da var. Orijinal bayiden Trident tank pedimiz var. Sesi dinleteyim. Abi yani hiç egzoza gerek bile yok ya. Şöyle bakalım. Plakamız da böyle arkadaşlar. Motorumuz bu dostlar. Pırıl pırıl. Şöyle siyah. Önden de göstereyim. Wow wow wow. Hadi yola çıkalım hadi. Allah olmayan herkese versin diyorum dostlar. Yani herhalde bilmediğim motor kalmadı ya bu 600 segmentinde. Şöyle bir basalım mı? TCS devreye giriyor sürekli. Bir de yani farklı bir hızlanması var yani. MT7'den daha iyi hızlanıyor. Ama böyle bilmiyorum yani. Bir denemem lazım. MT7 ile yarıştırmam lazım bunu acil yani. Bir bakacağım ya. Hemen onu yapacağım ya. Hemen onu yapacağım. Ya çok mutluyum ya. Vallahi ya. Motor gerçekten güzel ve pırıl pırıl arkadaşlar. Pırıl pırıl. Aldığım fiyatı da söyleyeyim hadi size. Buradan da Hüseyin abime çok teşekkür ederim. Ahmet abime de çok teşekkür ederim bu videoyu izliyorlarsa. Çok da yardımcı oldular bana. 2021 model Triumph Trident 660. Aldım. Arkadaşlar aldım. Fiyatta 199.000. 200.000 anlaşmıştık. 1000 lirada yanlarına gittim. Rica ettim. 1000 lirada benden daha almadılar. Kırmadılar beni. Teşekkür ederim onlara da buradan. Allah razı olsun diyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Şu anda 218.000'den 220.000'den aşağıya bu motor yok şu anda ve pırıl pırıl gözü gibi bakmış. Binememiş zaten motora hiç. Tamirci oldukları için araba tamircileri kendisi. Binememiş. Sana nasip olsun dedi. Sen hakkını verirsin dedi. Şimdi abi biraz daha yola çıkınca hakkını vereceğim merak etme dedim.
Kız bize bakıyor. Merhaba. Ay. Arkadaşlar, Honda CB650R gibi gidiyor ya. İnanılmaz gidiyor. Ve şu elektronik gaz kolundaki hani o gecikme falan olayı muhabbeti var ya, öyle bir şey yok. Bıraktığım an motor kapanıyor yani. Herhangi bir gecikme, bakın. Bakın hemen kapanıyor motor. Herhangi bir gecikme yaşamıyorum ben. Ya da şu an mı hissetmiyorum, ne yapıyorum? İleride mi hissedeceğim? Ne zaman hissedeceksem artık. Bakalım. Şöyle bir keyfini çıkartalım makinanın. Abi bak, ben bu motoru ne gördüm ne bindim, tamam mı bak. Hiç görmedim. Aydın'da bir tane bile görmedim. Yok zaten, Aydın'da tek olacak. Yani yakından bile görmedim. Direkt abi dedim, ben geleyim alayım bari dedim. Gittim aldım adamın motorunu. Zaten ilanda yoktu motor. Ben bunu daha önceden favorilere kaydetmiştim. Bir kere iki kere falan konuşmuştuk. Alamadım. MT7'yi almadan önce aslında bunu alacaktım. Dedim ki MT7'yi alayım. Satarım dedim, hızlı bir şekilde bunu alırım dedim. Ve nasip gerçekten banaymış. Adam dedi ki sen kaporasını verdin. Bir gün sonra dedi, diğer arkadaş da geldi ya, almak istedi dedi. Kaporasını aldım dedim dedi. Hatta fazla fiyat bile verdi dedi. 2-3 bin lira daha fazla vereyim, bana ver abi dedi dedi. Ben veremem dedi. Buradan da kendisine esnaflığından dolayı teşekkür ederim abi. Allah razı olsun diliyorum. Ve sizi Trident 660'da baş başa bırakıyorum. Abi bu şov amortisörler, frenler nasıl olmuş ya? Abi gerçekten müthiş duruyor motor. Müthiş, müthiş. Bak öneririm, herkes öneririm. Daha yeni kullanıyorum ama öneririm abi. Abi şu tuşların kalitesi falan, boyanın kalitesi. Ya böyle bir şey yok ya. Efsane bir şeymiş lan bu İngiliz. Vitesler falan şıkır şıkır ama bir quick shifter istiyor arkadaşlar. Maaş alınca quick shifter taktırmaya İzmir'e gidiyoruz arkadaşlar. Quick shifter taktıracağım arasını sattığımın motoruna. Abi Honda CB650R kullanıyormuşum gibi bir hava var. Yani biraz daha bu hafif Honda CB650R'dan. 30 kilo kadar hafif arkadaşlar Honda CB650R'dan. Bu 189 kilo dolu ağırlığı. CB650R'ın bildiğim kadarıyla dolu ağırlığı 220 kilo olması lazım. Şöyle biraz yavaş gideyim de rüzgar sesini fazla almasın. Ama çok beğendim ya. Daha ilk defa kullanmama rağmen arkadaşlar çok beğendim. Bir de bunda şu özellik var. Bakın arkadaşlar, 6. viteste bile 50 ile bile gidebilirsiniz. Yani motorda sirkeleme olmuyor. Ama MT7'de gidemezsiniz bakın. Sirkeleme yapıyor. İlla vites düşüreceksin diyor sana yani. Ama bunda öyle bir sorun yok. Evet. Yani çok heyecanlıyım şu an. Motoru kullanıyorum, hem de size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Aydın'a gidelim o zaman. Yolda ara ara olursa ben video açarım gene. Kanala abone olmayı unutmayın. Beni takip edin. Instagram adresim terapistmotovlog09. Şuraya köşeye de koyarım zaten. Lütfen hani ücretsiz bir şekilde bana destek olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Detaylı incelemesini çekeceğim. Merak etmeyin, satmayacağım. Merak etmeyin. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.